Mülteci Günü. Dünyada en fazla mülteci burada, Türkiye'de yaşıyor. Az değil, 3 milyon Suriyeli var ülkede. İç savaştan kaçıp misafir olarak geldiler ama ne dönebildiler ne de sığınabildiler. Nasıl karşıladık onları, neler yaşadılar, dilini, kültürünü bilmedikleri ülkede hayata nasıl tutunmaya çalıştılar? CNN Türk muhabirleri, kameramanları, editörleri Suriye'den Türkiye'ye 5 yıl önce başlayan göçle ilgili yüzlerce haber yaptı. İşte şimdi o yılların özetini anlatacağız size. 5 yıllık dramın hikayesini. Beşer Esad, tam 30 yıl Suriye'yi yöneten babası Hafız Esad'dan devraldı ülke yönetimini. Eşi Esma Esad'la birlikte bildik Arap diktatörlerinden biraz farklı bir imaj çiziyordu. Gençti, sakin bir tavrı, yumuşak bir ses tonu vardı. Bu yönlerinin avantajını kullandı. Babası Hafız Esad döneminde mümkün olmayan bir siyasi tartışma ortamı yarattı. Öyle bir dönemdi ki adına Şam Baharı diyordu Suriyeliler. Ama uzun sürmedi o dönem. 2010 yılının son günleriydi. Arap dünyasını o topraklarda eşi görülmemiş bir dalga sardı. İsyan dalgası. Tunus'tan çıkmıştı isyanın ateşi. Oradan Mısır'a, Libya'ya, Yemen'e sıçradı. Demokrasi, özgürlük, insan hakları. Bu talepler bir bir ayağa kaldırıyordu halkları. Protestolar, gösteriler yapılıyor, iç çatışmalar çıkıyordu. Sokaklarda silahlar ateşleniyor, göstericiler atlar ve develer üzerinde coplanıyordu. Düşmez denilen liderler bir bir devriliyordu. Tunus, Mısır sırasını savdı. Artık oralarda mevsimlerden bahardı. Arap baharı. Kaddafi de Libya'da son kozlarını oynarken sıra Suriye'ye geldi. Suriye'de isyan Dera'da doğdu. Her şey kentte hükümet karşıtı duvar yazısı yazan bir grup öğrencinin tutuklanmasıyla başladı. Güvenlik güçleri siyasi tartışmaların yapıldığı platformları basıyor, Esad babasının otoriter yönetim biçimine yaklaşıyordu. Şam Baharı yerini Arap Baharı'na bıraktı. Halk reform talepleriyle sokaklara döküldü. Beşer Esad 11 yıllık iktidarının en zor günlerini yaşıyordu. Suriye'de tansiyon kent kent yükseldi. Göstericiler meydanları dolduruyor, güvenlik güçleri onları bastırmak için her şeyi yapıyordu. Esad halkına sesleniyor ama ülkeyi sakinleştiremiyordu. İç karışıklık en çok sivil halkı etkiledi. Büyüdükleri sokaklarda yürümek bir yana, evlerinde oturmaktan korktular. Can havliyle kendilerini komşu topraklara attılar. Tarih 29 Nisan 2011. Yer Hatay Yayladağ. Ellerinde Türk bayraklarıyla çoğunluğu kadın ve çocuk 252 Suriyeli geldi sınırımıza. Onlar sayıları sonradan milyonları bulacak ilk mültecilerdi. Hükümetimizin bilgisi dahilinde tamamen insani gerekçelerle bu talebi uygun gördük ve onları aldık. Şimdi misafir ediyoruz. Açtı Türkiye kapılarını. İlk etapta Yayladağ spor salonuna yerleştirildiler. Türk Kızılay'ı da harekete geçti hemen. Sığınmacılar için geçici barınma merkezi kurdu. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Türkiye genel seçime gidiyordu. Davutoğlu da seçim çalışmaları için memleketi Konya'daydı. Suriyelilerin kapımıza geldiği bilgisini alınca programını yarıda kesti, Ankara'ya gitti. Dışişleri konutunda acil durum değerlendirmesi toplantısı yaptı. Yayladağ'ındaki hareketlilik o günden sonra da devam etti. Suriye'deki iç savaştan kaçıp gelen sığınmacıların sayısı onar artıyordu. Diyor yani bizi öldürmesinler diye, bize işkence yapmasınlar diye ondan dolayı buraya geldik. Ben 1,5 yıllık mecburi askerlik için olayların ilk çıktığı Dera kentine gitmiştim. 5 aydır askerim. Olaylar başladıktan sonra gösteri yapan insanlara rastgele ateş açıldı. Hatta insanlara tecavüz edildi, öldürüldüler. Hepsi gözlerimin önünde oldu. Karşı gelen göstericiler öldürüldü.
çocukları, insanları başlarını botlarla vurarak öldürdüler. Bunları görünce kaçıp buraya sığındım. Suriye sakinleşmiyor, aksine olaylar gitgide büyüyordu. Sığınmacıların sayısı da onar onar değil, yüzer yüzer artıyordu artık. Bağırarak böyle sanki bir şey arıyordu. Sonradan öğrendik ki kadın çocuğunu Suriye'de unutmuş. Sınırda yaşananlar Türkiye siyasetinin de gündemindeydi. Kapılarımızı... Girme diyemezsiniz. Kapatamayız. Ve az kapılarımızı açtık, tedbirlerimizi aldık. Tedbirlerimizi şu anda daha da geliştiriyoruz, genişletiyoruz. Çünkü bu devamı gelecek gibi görünüyor şu anda. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu sığınmacılardan misafirlerimiz diye bahsediyor. Ama misafirlik kalıcı olursa da buna hazır olduklarını söylüyordu. Ağırlarız, misafirlerimiz olurlar ve en kısa zamanda geri dönerler. Esad Türkiye'ye gidenlere dönün diyordu. Çağrısına kulak verenler olsa da kalanlar çoğunluktaydı. Düzelmezse, özgürlük olmazsa diyor geri dönemeyiz. İnşallah yakında olacak inşallah bu özgürlük. Göçün ardı arkası kesilmeyince Esad özel temsilcisini Türkiye'ye gönderdi. Suriyeli sığınmacılar Türkiye'de kısa süreli misafir olacaktır. Yakında dönecekler. Biz onların dönüşleri için her şeyi hazırlıyoruz ve zaten dönmeye başladılar. Göçten nasibini alan ilk şehir Hatay'dı. Zengin Suriyeliler Hatay'da ev kiralamaya, hatta Türkiye vatandaşı akrabaları üzerinden evler satın almaya başladı. Bölgemizde inanılmaz derecede gayrimenkule karşı son birkaç aydır bir talep var. Ve bu talep neticesinde de inanılmaz bir fiyat yüksekliğini görmekteyiz, yaşamaktayız. Tüm bunlar yaşanırken dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Esad'la görüşmek için Suriye'nin yolunu tuttu. Soğuk, mesafeli bir buluşma oldu. Herkes gergindi. Esad-Davutoğlu görüşmesi 6,5 saat sürdü. Akan kanı durması, siyasi reform sürecinin yaşanması için yapılması gerekenleri paylaştık. Bir beklenti oluşturmak istemiyorum ama önümüzdeki günlerde, aylarda değil, atılacak adımlarla bu sürecin alacağı şekil netlik kazanacaktır. Haftalar, aylar geçti, Suriyeli sığınmacıların sayısı binleri buldu. Hatay Yayladağ, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerine gelen ve geçici kabulleri yapılan Suriye vatandaşları ilk etapta buralarda kurulan çadır kentlere yerleştirilmişti. Sonra kilise kamp yapılmasına karar verildi. Ancak Türkiye ağır bir sınav veriyordu o sıralarda. Van'ı deprem vurmuş, yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, binlerce insan evsiz kalmıştı. Van'da depremzedeler için kurulan konteyner kentlerden sonra kilisede kamp inşa edildi. 2011 yılı sonunda Türkiye'deki Suriyeli sayısı 10 bine dayanmıştı ve bu henüz başlangıçtı. Koca bir yıl geride kalıyor ama Suriye'de savaş bitmiyor, aksine ülkede radikal gruplar güç kazanmaya başlıyordu. İntihar saldırıları, susmayan silah sesleri, yaşananlar ülkesinden gitmek istemeyenleri de mecbur bırakıyordu. Cisri Şuur'dan geldik. Çiftçiyim. Tarlalarım vardı. Tam biçer zamanıydı. Her şeyimizi bırakıp geldik. Giysilerimizle kaçtık. Suriye'de durum kötü. Ateş vardı. Korkumuzdan geldik. Kimi ağlaya ağlaya, kimi yaralı yaralı geldi Tel Örgülü sınıra. Türkiye'ye her gün akın akın böyle giriyordu mülteciler. Köyümde çalışıyordum. Bir sefer Halep içinde yürüyüş yapalım dedik. Kurşunlarla karşılaştık. Ekmek almaya gidiyoruz. Karşımızda silah, üzerimizde helikopter. Sadece bir kişinin hırsı ülkeyi enkaza çevirdi. Cisr el-Şura bağlı bir köydeniz. Dağları yürüyerek açtık geldik. Başımıza mermiler, bombalar yağıyordu. Türkiye'de bizi kabul etti. İki çocuğum, eşim ve ben gelebildik. Ailemiz hala o tarafta.
Yanlarına birkaç parça eşya alanlar da vardı. Yalnızca canlarını kurtaranlar da. En yakınlarını ardlarına baka baka bırakıp geldiler. Anneciğim, babacığım, akrabalarım hepsi orada. Bir tane kızım var orada. Kocası gelse o da gelecek. Kızım gelmiyor. Her gelene geçici kimlik kartları verildi. Nüfus cüzdanı değildir arkadaşlar bunlar, fakat bu kişileri bizim herhangi bir şekilde kayıt altına almazsak bunun ileride çeşitli sakıncaları doğacaktır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yani AFAD bir şehir inşa eder gibi kurdu onlar için konteyner kentleri. Eğitim merkezi, park, cami, sağlık hizmet birimleri kuruldu kamplara. Önce günde 3 kez erzak dağıtıyorlardı, sonra para yüklenmiş kartlar verdiler Suriyelilere. Gıda kartlarla konteyner kentlerin içindeki marketlerden alışveriş yapıyor Suriyeliler. Konteyner kentlere muhtar bile seçti sığınmacılar. Üstelik Beşar Esad'ın seçimlerinden daha demokratik buldukları bir seçimle. Ben kadın seçmenlerin dışında erkeklerden de oy alacağım. İlk kez bir seçim yaşayacağız. Ve çocuklar. Evi hatırlıyor musun? Ha. Evi hafızasına böyle kazındı çocukların. Ev demek bomba demekti onlar için. Söz konusu savaş olunca çocuktur anlamaz sözü de boşa çıkıyordu. Savaşın izlerini silmek hiç de kolay değildi. Türkiye'nin komşusu Suriye, aslında yalnızca komşusu denilip geçilemeyecek kadar yakını. Aradaki akrabalık bağları iki ülkeyi yakın yapan. Yıllarca her bayramda sınırda kucaklaşırdı akrabalar. Ama artık sınırda bayramlaşma yoktu. Akrabalar yanı başlarındaydı çünkü. Ne var ki bayram bayram gibi yaşanamıyordu. Çok zor bir bayram. Hani ülkeden dışarıda, akrabalardan, anadan babadan. Yani ablalardan, kardeşlerden. Çok zor bir bayram. Zaten herkes bayram taraşında. Eşya, elbise, şeker. Bak bizim de çocuklarımız var. Biz de isterdik bunlar elbise alalım. İsterdik evimizde bayram yapalım. Suriyelilerin dilesi belli. Allah bizi kurtarsın bu zalimden. Allah bizi geri evlerimize döndürsün, vatanımıza döndürsün. 2012 sonunda Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı 140 bini geçmişti. Yalnızca bir yıl sonra ise sayı 600 bine dayandı. Ve bu 600 binin 400 binden fazlası mülteci kampları dışında yaşıyordu. Kimi mutluydu kamplarda, kimi ise sığamadı oraya. Önce sınıra yakın şehirlerde tutunmaya çalıştılar, sonra büyük şehirlerde. Kampa gidemek. Her bir şey vardı ama biz rahat edemek orada. Kamplardan aramız iyi değil, onun için. Kahvaltı edik, hele bakalım. Çöpten kaşık işi, kaşığımız bile yok. Parklar evleri oldu. Kış kıyamette hayat daha da zordu. Yağmur yağdığında ablam sular altında kaldı. Yataklar bütün. Geri halk sağ olsun gene getirdi yatak. Onları töktük geri yeni yatakların içinde yatıyor. Yani bazımız da yataklarda sorun yapıyor. Yani soğuk oluyor, kısamıyor, çocuklar üşüyor. Metruk binalarda bir başka adresleriydi. Çökse de çökmese de burada yaşamaya mecburuz. Gün gelecek şikayet edeceklerdi belki ama büyük şehirde ilk görülmeye başladıklarında Suriyelilerin durumları vicdanları sızlattı. Ceylan falan istedileri verdik. Su falan veriyoruz. İşte bazen ihtiyaç olur yakacağım makacağım elbisesi falan onları veriyoruz. Önceleri Müslüman kardeşimiz denilerek kucak açılan Suriyeliler yavaş yavaş sorun olarak görülmeye başlandı. Buraya geliyor, öğlen yemek yiyorlar. İki gün önce bize gelen bir müşteri yemek yedi. Yemek yedikten sonra
Bana diyor param yok, gel beni kelepçe diyor, polise götür diyor. Biz bu şikayetimiz var sadece. Bazı mahallelerde Türklerle Suriyeliler arasında kavgalar çıkıyor, sığınmacılara tepki gösteriliyordu. İstanbul'da bir restoranda müşteriden artan patatesi yiyip kolayı içtiği için dövüldü Suriyeli bir çocuk. Görüntüler yankı uyandırdı. İzmir'de ise yaklaşan motosikletteki seyyar satıcının şapkasına dokunan Suriyeli çocuk şapka yere düşünce öfkenin ve görenin içini yakan şiddetin hedefi oldu. Çocuk Allah'tan şanslıymış yani, kedi gibiymiş, yüzüstü düştü. Kafa üstü düşse zaten beyin kanaması geçirirdi yani. Pişman oldunuz mu? Çok pişmanım. Özür dilerim, affınız. Kamplardan çıkıp büyük şehirlere giden Suriyeliler için hayat pek de umdukları gibi gitmedi. Ya iş bulamadılar? İstanbul'da çok zor bir hayat yaşıyoruz. Buraya çocuklarımız için geldik. 5 aile bir evde oturuyoruz. Dil bilmediğimiz için iş bulamıyoruz. Ya da ucuz iş gücü olarak görüldüler. Bombalardan kaçıp 6 ay önce geldik Türkiye'ye. 3 aile bir evde oturuyoruz. Bir atölyede çalışıyorum. Parası az ve kira çok zor ödeniyor. Bazıları için dilenmek geçim kaynağı oldu. Her trafik ışığında Suriyeli bir çocuk takıldı gözlere. 5 kişi bana bakıyor hepsi. Çocuklar küçük. Dileniyorek, paradan kazanıyorek, yiyerek. ...2014'te ülkeyi kan gölüne çevirecek bir başka güç yayılıyordu. IŞİD terörü arttıkça göç hızlandı. Türkiye'de sığınmacı sayısı milyonla ifade edilir oldu. Kilis'te Suriyelilerin nüfusu kentin nüfusunu geçti. Bizim elimizdeki, AFAD'ın elindeki veri şudur arkadaşlar. 1 milyon 104 bin kişidir. Yılın sonlarına doğru IŞİD Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'yi kuşatınca... ...büyük bir göç dalgasıyla daha karşı karşıya kaldı Türkiye. Kobani'de 3 gün önce abimi öldürdüler. 5 çocuğumu alıp kaçtım. 2 saat kadar sınıra yürüdüm. 4 saat sınırda bekledim. 1 ay sonra doğum yapacağım. Keşke bu çatışmalar bitse de çocuğumu evimde, ülkemde dünyaya getirebilsem. Savaşın ardından 4 yıl geçtikten sonra Suriyeli mültecilerin sayısı milyondan milyonlara çıktı. 2,5 milyon Suriyeli Türkiye'nin nüfusuna karıştı. Maddi durumu biraz iyi olan Suriyeliler yalnızca Gaziantep, Kilis, Hatay'da değil, İstanbul'da da bakkallık, berberlik yapıyor, kebap restoranları, tatlıcılar açıyor, yani esnaflık yapmaya başlıyordu. Türkçe tabelaların yanına Arapça tabelalar asıldı. İşlerim çok şükür iyi. Türk müşterilerim de var. Fiyatlar uygun. 12 lira saç sakal tıraşı. Dükkan çok temiz, çok güzel ama kalp yok Suriye. Evet. 100 binden fazla Suriyeli çocuk doğdu Türkiye'de. Yüz binlercesi de savaştan kaçıp gelmişti. Hepsi değilse de kamplarda, camilerde, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle eğitim alanlar oldu. Tabii yeterli bir eğitim değildi hiçbiri. Ekonomik gücü olan Suriyeliler çocuklarını özel Arapça eğitim veren okullara gönderebildi. Ama gidemeyen çoktu. Umutlarımı orada bıraktım. Okula gidebilseydim öğretmen olmak istiyordum. Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılında bazı devlet okullarını öğleden sonra Suriyeli çocuklara tahsis etti. Suriyeli öğretmenler kendi dillerinde, kendi müfredatlarına uygun dersler vermeye başladı öğrencilere. Bence doktor olmak istiyorum. Aralarında Türkiye vatandaşı olma hayali kuran da vardı, Türkiye'den gitmek isteyen de. Onlar önce kamplarda sığınamadılar, sonra büyük şehirlerde. Türkiye'de bir şey vardı, iş yoktu. Mesela yasak vardı iş. Öyle iş yoktu, geçinemiyorduk, yemek mesela öyle. Onun için geldik buraya. Ölümden
ölümden kaçmışlardı. Ama daha iyi bir hayat için kaçtıkları o ölümü bile göze aldılar. Tehlikeli olmayacak mı? Yok. Ay olsa da ne yapacak? İş yok. Hani hiç çaremiz yok yani. Mecburuz bizi gideceğim. Biliyorsun tehlikesi vardı. Ölsek, o yolda ölsek daha iyi. Sahiller Suriyelilerle doldu. İnsan kaçakçıları belki dilenerek, belki cüzi bir ücretle aylarca çalışarak biriktirdikleri paraları Suriyelilerin elinden alıyor, onları derme çatma botlara bindirip Yunanistan'a götürüyordu. İstanbul'da bizim Afgan arkadaş var. Orada aradım işte dedi her kişi 900 dolar para ver. Sana kaçak gönderirim şey Yunanistan. Şişmemin onun içine 45 kişiydik, bindik ona. Onun içine su geliyordu. Çok su geliyordu. Onları hepsini döküyordu. Umut yolu ölüm yoluydu. Yüzlerce mültecinin cansız bedeni vurdu kıyılara. Denizler mezar oldu. Kimsesiz bedenlerin cemaatsiz kılınıyordu cenaze namazları. İzmir'deki Doğançay mezarlığında bir ada daha açıldı. 412. ada. Mülteciler defnediliyordu oraya. Bir bayan var. 3 tane çocuğuyla beraber yatıyor. Birisi 2 yaşında orada yatıyor. Birisi 5 yaşında, birisi 8 yaşında. Zor yani. Mezar taşı yok. Her birinin başında bir numara. İsimleri belli değil çünkü. Barış istemişlerdi yalnızca. Olmadı. Acı tesadüf o ki İzmir'de Dünya Barış Anıtı'nın karşısında yatıyorlar şimdi. Geçenlerde buraya bir cenaze geldi. Öyle bir hale gelmiş mi? Kadın mı erkek mi oldu artık belli olmuyor. O hale gelmiş. Yeni yaşam arayışının en somut delilleri de bu can yelekleri ve botlardı. Can yeleği değildi aslında onlar. Ölüm yeleğiydi. Yolculuğa çıkanlar yelek satışlarını da arttırmıştı. Her yerde 5-10 liraya içi atık maddelerle doldurulmuş, suya girince ağırlaşan yelekler satılmaya başlandı. Sığınmacılar hayatlarını kurtaracağını sanmıştı onların. Ama kurtaramadı hayatları. Mültecilerin yükünü adeta tek başına taşıyordu. Bu ana kadar yaptığımız harcama 8 milyar dolardır. Dünyadan bize gelen destek 417 milyon dolardır. Kıyıya vurmuş küçücük bir beden. Doğan Haber Ajansı muhabiri Nilüfer Demir Bodrum'da çekmeseydi bu kareyi, henüz 3 yaşındaki Aylan Bebek de tıpkı diğerleri gibi kimsenin haberi olmadan defnedilecekti Doğançay mezarlığında. Aylan Kurdi'yi gördüğümde gerçekten kanım dondu. O an yapabileceğim bir şey yoktu. O yerde işte kırmızı tişörtü, lacivert şortuyla yarı beline kadar sıyrılmış bir şekilde yerde cansız bedeniyle yatıyordu. Onun için yapabileceğim bir şey yoktu. Yapabileceğim tek şey onun çığlığını, yerde yatan bedeninin çığlığını duyurabilmekti. Ben de bunu ancak deklanşöre basarak yapabileceğime inandım ve o anın fotoğrafını çektim. Ajans haber merkezlerine geçti fotoğrafı.
Gazeteciler arasında fotoğrafı yayınlayıp yayınlamama tartışmasını başlatan Okere, yalnızca Türkiye'yi değil, dünyayı sarstı. Bence bu kare hepimize bir şeyler yaptı. Çünkü bir yüzdü, bir isimdi, bir hikayeydi. Sadece mülteci dolu bir tekne değildi. O dehşeti de hissetmemizi sağladı. Ege sahilleri ölüm sahillerine dönünce Suriyeliler güzergah değiştirdi. Sosyal medyada yayılan Almanya'nın 400 bin sığınmacıyı alacağı söylentisi üzerine yüzlerce Suriyeli soluğu İstanbul otogarında aldı. Denizin balıkları Suriye insanlarından doydular. Yeter, artık insanlar topraktan gitmek istiyorlar. Günlerce beklediler orada ama hiçbirine bilet satılmadı. Dışarıya yani İçişleri Bakanı'ndan gelmiş yani talimat firmalara, o yüzden vermiyorlar. Vali istemiyor, Edirne valisi istemiyormuş. İstanbul otogarında 6 günlük bekleyiş umutsuz sona erince çaresiz yürümeye başladılar. Önce Edirne'ye, oradan da Yunanistan'a ulaşmakta amaçları. Uykusuzluktan, yuvasızlıktan bitap düşmüş çocuklar, kadınlar, erkekler, engelliler. Yürüdüler ama olmadı. Yine çaresiz geri dönmeyi kabul ettiler. Aylan Bebek, bir şekilde Yunanistan'a ulaşmayı başaranlar, Macaristan'ın kapısına dayananlar. Bunlar Suriyeli mültecileri uluslararası toplumun da konusu yaptı. Ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre Yunanistan'dan mülteciler geri gelecek, Türkiye aldığı her mülteci karşılığında bir mülteciyi Avrupa'ya gönderecekti. 4 Nisan 2016'da geri kabul anlaşması ilk kez uygulandı. 202 mülteci yasa dışı yollarla hayaller kurarak gittikleri Yunanistan'dan teknelerle İzmir'in Dikili ilçesine giriş yaptı. Raşat Ali. Doğru, tamam. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma gereği Türkiye gerekli 72 şartı yerine getirirse vizesiz seyahat hakkına da kavuşacaktı. Tarih olarak Haziran gösteriliyordu ama süre uzadı. Avrupa Birliği'nin terörle mücadele yasasında da değişiklik istemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Bize ikide bir kriter dayatmasınlar. Bu noktada Avrupa Birliği bakanlarımız görüşmeleri yapacaklar ve bu görüşmelerde netice alındı, alınmadığı takdirde kusura bakmasınlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosundan geri kabul anlaşmasına yönelik, uygulama sürecine yönelik adım atılmasına ait karar, yasa çıkmaz. Yunanistan'dan Türkiye'ye geri kabul anlaşmasıyla iki seferde 325 göçmen geldi. İddia edilse de anlaşma askıya alınmadı. Anlaşma askıya alınmadı ama ne olacağı da belirsiz. Tıpkı Suriyelilerin geleceği gibi. Kesin olan tek şey yakın zamanda ülkelerine barışın gelmeyeceği, onların da dönmeyeceği. Kim bilir, belki bir gün Suriyeli pop starlarımızın şarkılarını dinleyeceğiz. Mecliste Suriyeli milletvekilleri göreceğiz. Neler yaşanacak, bunu zaman gösterecek.